TRT Diyanet ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamın Kur'an ve bilim üzerine açıklamalar yaptığı ilk ve tek program Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ile Ruh ve Beden Sağlığı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok dolu bir içerik hazırladık. Ona geçeceğiz. Onun öncesinde bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Biz bir yola çıktık demiştik. Hayırlı bir yolculuğa. Daha yeni başladık. Adımlar atıyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz ama çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Bu noktada Allah'a şükür ediyor ve bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin içeriye bir göz atalım. Sonrasında Allah'ın rahmet ve bereketini umarak Bismillah diyerek başlayalım. Doğrusu Allah katında İsa'nın yaratılışındaki durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona oğul dedi, o da oluverdi. Toprakla ilgili Kur'an'da neler anlatılıyor? Tövbe suresinde hangi konulara değiniliyor? Alerjiyi neler tetikliyor? Günümüzde yaygınlaşan alerjik sorunların üstesinden nasıl gelmeliyiz? Uyku sorunlarının arkasında olumsuz düşünceler mi yatıyor? Uyku problemi olanlar hangi yöntemle bu sorunu çözebilir? Tüm bunların cevabı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığı'nda. Efendim, özellikle mevsim dönüşlerinde alerji çok büyük bir problem. Bugün onu işleyelim istiyoruz. Alerjiye neden olan besinler nelerdir? Neden alerji oluyoruz? Onu engellemek için hangi kürleri yapmalıyız? Hocamdan bilgisini alacağız ve uykusuzluk. Vicdanımız çok rahat, kafamızı yastığa rahat koyuyoruz ama yine de uyuyamıyoruz. Özellikle sinirsel uykusuzluğa karşı kür önerilerimiz olacak. Hepsini konuşacağız. İlk başta Allah'ın ayetleriyle başlıyoruz her zamanki gibi. Bugün Tövbe suresi 82, 84 ve 86. ayetleri işleyeceğiz. Hocama merhaba diyorum ve Bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. Ya Allah, tüm değerli izleyicilerimize ve misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hepinize Allah'tan öncelikle akıl sağlığı ve sonra da beden sağlıklarınız daim olsun diliyorum. Akıl sağlığı en önemli şey. Bugün değerli izleyicilerimizle ben interaktif bir program yapacağım. Soru cevap şeklinde gideceğiz sizinle. Bir 10 dakikaya ihtiyacım var bu sistemi oturtturabilmek için. Yani ben normalde hiçbir programa yani bazı şeyleri önden hazırlayarak gelmem. Yani programa çıkmadan yarım saat önce kafamda bir şeyler tasarlar ve bunu vermeye çalışırım. Şimdi vereceğim konu biraz karmaşık gibi ise de hattı zatında hiç de karmaşık değil. Çok kolay. Yeter ki insanlar bunları anlatacaklarımda kendi sorumluluklarını bilsinler. Anadolu'ya mal edilen bir takım laflar vardır ki bunlar doğru değil, yanlış, iftiradır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Anadolu insanı böyle bir şey söylemez. Suya sabuna dokunma. Yani sorumluluğu at üstünden karışma. İşte yani başını niye derde sokuyorsun gibi. Halbuki bu sorumluluktan kaçıştır. Bakın tarihte bazı büyük insanları görürsünüz. Büyüktürler ama hattı zatında çok küçük insanlardır bunlar. İnsanlar da soykırım yapmışlardır biliyorsunuz. Ama benim 20 yıldır üzerinde durduğum ve giderek kötüye giden bir soykırım daha var. Nedir bu? Bitkilerin soykırımı. Yani bunu anlamakta artık insanlar zorlanmıyor. Çünkü tükettikleri sebzelerin, meyvelerin, tahılların tadı da değişmeye başladı ve şifa da bulamıyorlar. Elimizde tek imkanımız tıbbi aromatik bitkilerimiz kaldı. İşte yavşan gibi, melissa gibi, karabaş gibi veyahut da hep bahsettiğim testere dişli aslan pençesi gibi. Daha bunun gibi yüzlerce bitkilere örnekler var. Fakat bilim adamları çıktılar. 5000 yıllık bir tarihi olan bitkisel tedaviyi İşte 200 yıllık bir tarihi olan modern tıbbı hemen yerine oturtturdular. Biz diyoruz ki
kesinlikle biz modern tıbba karşı değiliz. Doktorlar esastır, muayene esastır, teşhis esastır. Ben burada bir bitki dahi önersem mutlak surette doktorun önermiş olduğu tedaviyi uygulayacaksınız. Şimdi tabii Osmanlı'nın notacı kültürü 800 yıllık bir kültür, bu ayaklar altına alındı. Bunlara çerçöp dediler. Kimler söyledi? Bilim adamları söylediler. Bunlar koca karı ilaçları canım. Dediğimiz halde Avrupa ve Amerika, Latin Amerika, bütün Çin, işte Hindistan bunları kullanmaya başladı. Biliyorsunuz yeni kullanmıyor ki, 5000 yıllık bir geçmişi var. Şimdi ben ne demek istiyorum? Bu soykırım nerede? Bakın şimdi. Bakara suresinin 29. ayetinde Allah hüvellezi, yani o ki, o Allah ki halake yarattı, lekum sizin için, ma fil ardı cemiyan, yani ne varsa yeryüzünde hepsini sizin için yarattı. Sonra 191. ayet surenin 3. surenin, yani Ali İmran suresinin 191. ayetine baktığımızda, onlar ayakta, ayaktayken, otururken, yanları üzerine uzandıkları zaman Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür eder, düşünürler. Ve ey Rabbimiz, sen bu yerdeki ve gökteki yarattıklarını boşuna yaratmadın, süs olsun diye yaratmadın. Laibin kelimesi geçer orada. Oyuncak değil bunlar, birer süs değil. Bir hikmetle yaratıldı ve insanın hizmetine sunuldu. Şimdi Enbiya suresine bakarsınız. İşte 21. sure 16. ayetinde gene aynı lafızları orada görürsünüz. Duhan suresi var. Ona baktığınızda orada da görüyorsunuz. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Bunu açık açık söylüyor. Ve 39 bir sonraki Duhan suresinde de biz onları ancak hak ve hikmetle, belirli bir sebeple, belirli bir formülle ve hikmete uygun olarak yarattık diyor. Ama onların çoğu bilmiyorlar diyor. Onların çoğu dediği işte okumuş cahiller. Yani ekserehum, ekseriyeti, çoğunluğu, yalemun, bilmek. La yalemun dediğimiz zaman bilmiyorlar işte. La yalemun. Şimdi değerli misafirler, burada sizinle ben bir konuyu tartışacağım. Karşılıklı soru cevap şeklinde gidecek ve ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. İnsanlar Anadolu'dan göç edip büyük şehirlere geliyorlar. Şimdi soruyorum, büyük şehirlerde stres var mı? Var. Gürültü var mı? Var. Havanız temiz mi? Hayır. Zaman kaybınız var mı? Çok fazla. Ben stüdyodan evime eğer akşam 6'dan sonra çıkıyorsam 3 saatte gidiyorum. 2 saatte de geliyorum. 5 saat benim hayatımdan nafile gidiyor. Boşuna, beyhude harcanan bir zaman. Peki gerilim var mı? İnsanlarda gerilim var. Safhada. Değil mi? At safhada. Hırsızlık var mı? Var. Olmaz. Dolandırıcılık mı? Var mı? Var. Uyuşturucu belası dediğimiz çocuklarımıza nasıl bulaşmaya başladı? Peki. İnsanlarda psikolojik bozukluk daha fazla diyeyim büyük şehirlerde. Peki. Kavga var mı sokaklarda? Var. İnsanlarda özenti var mı? Bir başkalarını imrendirmek, kıyafetiyle işte gösteriş yapanlar. Evet. Pahalılık var mı? O da var. Peki bu özenti ve gösteriş, pahalılık da bir yerde müsriflik değil mi? Müsrifler için Allah ne diyor?
onların arkadaşları ve dostları şeytanlardır diyor. Cimri'nin de dostu ve arkadaşı şeytan. Şimdi geliyoruz. Siz bugün trafikte bu kadar zaman kaybediyorsunuz. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Bir ayda ben şöyle bir faturalara bakıyorum. Ben köyde yaşasaydım bir aylık arabanın mazotuyla yaktığı benzinle bir ayda İstanbul gibi, Ankara gibi bir şehirde yaklaşık olarak 3 ay köyde ben şahane yaşarım. Tabii ki köyde 3-5 dönüm diye arazim var. Meyve ağaçlarım var, sebzem var. Ne bileyim ben, tavuklarım var, yürüyen tavuklar gayet sağlıklı yumurta veriyor. Kazlarım var, ördeklerim var. Ama bunları şehirde yapabiliyor musunuz? Hayır. Horoz sesi duyuyor musunuz? Hayır. Pekala. Şimdi belki bir şey daha var. Hani kuşluk vaktinde ne kuşların cıvıltısını onu da duymuyorsunuz. Ya ne kadar çok şeyden mahrumuz, farkında mısınız? İnsan Yüce Allah'ın yarattığı doğanın, tabiatın bir parçasıdır. İnsanlar da kaçmış tabiattan, doğadan. Yani Anadolu'ya gidip bir yaylasından içeride o havayı teneffüs etmeye başladığınız zaman serin buz gibi sularından içiyorsunuz. Tertemiz bir hava, sessizlik, üzerinizde elektrik diye bir şey kalmıyor. Sakinlik ve sekinete ulaşıyorsunuz. Sekinet. Kalplere ve gönüllere inen huzuru yakalıyorsunuz. Bunu büyük şehirlerde yapamazsınız. Peki. Hocam öyle bir kopmuşuz ki. Geçen sene sizinle bir çekimimiz vardı. Sapanca'ya gitmiştik. Yani şehirde doğmuşuz, büyümüşüz ya. Ne yumurtalarını yiyebildim, ne sütünü içebildim. Yani bize ağır geliyor. Yani alışmışız. Tabii. Paket ürünler kullanmaya ağır geliyor. Hayır efendim, sizlere deniliyor ki büyük şehirlerde yaşayanlar. Efendim omega 3 kullanın. Antioksidantlar var. Tabletler yakışıklı kutularda hiçbir işe yaramayan. Bugün omega 3'ün işte Türkiye'nin ulusal bir gazetesi, en büyüklerinden bir tanesi 6 ay önce yayınladı. İşte omega 3'ün prostat kanserini %71 oranında tetiklediğini. Bu tabii omega 3, yani ekstra vitamin tabletleri alıyor. Köylü vatandaşımız bunların ne adını bilir, tabii, ne sanını bilir. Sonra arada bir bakarsınız öğleden sonraki programlarda Anadolu'dan bir yaşlı teyzeyi, bir dedeyi getirirler. Sen ne yiyip içtin de bu kadar çok yaşadın diye soru sorarlar. Böyle saçma sapan şey olur mu? İnsanlar doğal ortamında yaşıyor işte. E siz bunu büyük şehirde yapamazsınız ki. Uzun sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı gıda, temiz hava. Şimdi öyle bir şey ki büyük şehirlerde yaşayanlar hayatında sigara içmemiş, alkol kullanmamış, aklınca ben sağlıklı beslendim diyor. Bir bakıyorsunuz kanser. Neden? İşte bunu bugün burada tartışmaya açıyorum ben. Tabii hocam, hamile kalmak için folik asit kullanmak gerekiyor. Protein tabii, eksikliği B12 kullan. Evden dışarı çıkmıyoruz, D vitamini kullan. Topluma, tabii büyük şehirde yaşıyorsanız bu haplarla takviyeleri alacaksınız. Haplarla yaşıyoruz. Tabii hepsi yutturmaca bunların. Hepsi. Doktorun verdiği, yazdığı, çizdiği ilaçlar hariç tabii. Bunlar gıda takviyeleriymiş filan. Şimdi bakın. Bu konuya girebilmem için hani biraz önce Allah ben süs olsun diye yaratmadım diyor ya. Hatta Yüce Allah diyor ki eğer biz eğlence olsun diye, süs olsun diye yaratsaydık onu biz kendi katımızda yapardık. Hiç aşağılara indirmezdik diyor. Demek ki şimdi bir yere geliyoruz. Benim bir dostum bundan öyle bir sureye gireceğiz ki bütün ufkunuzu açıverecek. Birden aydınlanacaksınız. Kur'an işte böyle bir kitap. Orhan Bey var, Orhan Kayım. Kaybettim. Benim dostum.
Bir gün bana bir şey anlattı. Bir enbiya peygamber koşarak gidiyor, camiye yetişecek. Tam kapıdan içeri girerken bir evliya ile karşılaşıyor. Hayır ola diyor evliya. Ne oldu, namaz bitti mi diyor. Evet bitti diyor. Ah diyor enbiya. Şimdi bunun üzerine evliya diyor ki o ahı bana ver. Bütün sevaplarım senin olsun diyor. Şimdi biraz düşünmek lazım burada. Şimdi enbiya bu hikayeyi anlatmamın sebebi size 21. sure. Adı Enbiya suresidir. Bunun 13. 14. 15. 16. 17. ayetleri 21'in, yani Enbiya suresinin 13. 14. 15. 16. 17. ayetlerine bir bakalım. Şimdi burada ne diyor Yüce Allah? Bakın, Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin belirli bölümleri veya Kur'an'da anlatılan bazı kıssalar, verilen örnekler, her ne kadar o dönemde indirilen Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar ise de Kur'an'ın mucizesi odur ki her çağa, her zamana uygundur. İşte Kur'an'ın mucizesi bu. Şimdi bakın, 13. ayetinde koşup kaçmayın. Terkedu diye bir kelime var. Böyle başlıyor. Yani la terkedu, terk etmek. Terkedu, terk etmek. Koşmak, kaçmak. La dediği zaman da tersi, olumsuzu. Ben size aynen okuyorum. Koşup kaçmayın, terk etmeyin. Size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün. Elbette sorguya çekileceksiniz. Adam köyünü, çiftini, çubuğunu bırakmış, büyük şehirlere gelmiş. Bütün nimetler orada. Ben aile geçmişinden dolayı çok eskiden beri büyük şehirlerde yaşayanlara bir şey demiyorum. Ama bu insanlar o topraklara ait. Onları korumaları lazım. Sahip çıkmaları lazım. Anadolu'da nineler, teyzeler, amcalar, dedeler yalnız. Ben çoğuyla sohbet ediyorum gittiğimiz zaman. Çocuklar nerede diyorum, gençleri nerede bu köyün diyorum. Birden dalıp gidiyorlar. Gözleri bir noktaya takılıyor, duygulanıyorlar. Diyorlar büyük şehirlerde. Gelmezler mi? Yılda bir kere gelirler. Ama biz onlara buradan işte baharattır, işte tahıldır gönderiyoruz, mısırdır filan. Şimdi bakın, şunu görüyoruz. Anadolu insanı Allah'tan hala çok sağlıklı. Hastane masrafları düşük, doktor masrafları düşük. Çünkü doğal besleniyor. Tükettiği gıdalar hazır gıdalar olmadığı için içerisinde katkı maddeleri yok. İnanın 21 yaşında genç bir kız yumurtalık kanseri, 28 yaşında meme kanseri, artık çok doğal bu. Kanser giderek aşağılara inmeye başladı. İşte bu tükettiğimiz gıdaların içerisindeki katkı maddeleri ve kullanılan bazı zirai ilaçlar. En tehlikelisi de onlar. Şimdi bu kimseler diyecekler ki 14. ayetinde eyvahlar olsun. Biz gerçekten kendimize zulmetmişiz diyecekler. Pişman olacaklar. Vicdan azabı çekecekler. Ben köyümü, çiftimi, çubuğumu niye terk ettim diye. Bunu ileride düşünmeye başlayacaklar. En acı olan şey yaşlı insanların genç insanları gömmesidir. Büyük şehirlerde maalesef hastalıklara bağlı olarak ölüm daha erken yaşta. Ama köydekiler yaşlı, işte bir bakıyorsunuz babası 70 yaşında, oğlunun cenazesi geliyor, bir hastalığa yakalanmış veya bir trafik kazasına kurban gitmiş. Yani ve şu veya bu sebeple. Yani şimdi onlar da ekemiyorlar artık hocam, yaşlandıkları için topraklar öyle duruyor. Anadolu'da genel olarak öyle. Evet. Şimdi bakınız değerli misafirler. Öyle bir zirai ilaç var ki bunu bitkinin üstüne veriyorsunuz. O bitkiye, yani
hibritse veya GDO'lu bir bitki ise veya hibrit tohumdan yapılmışsa verilen zirai ilaç ona zarar vermiyor. Ama etrafında ne kadar bitki varsa yapraklarından giriyor köküne kadar onu kurutuyor. Ortada ne kalıyor? İki tane epter ürün, kısır ürün, soyu kesik ürün. Biri hibrit, biri GDO. Yani genetiğiyle oynanmış. İki tane ürün kalıyor. Çünkü bunun programını böyle yaptılar. Bu tohumlar üretilirken, hibrit tohumlar veya GDO üretilirken bunu planlı olarak yapıyorlar. Yani buna bir zirai ilaç verdiğiniz zaman hibrite ve GDO'ya zarar vermeyecek, onun dışındakilerin hepsini yok edecek. Ve neticede bunlar kupkuru hale geliyorlar. Ama sizin o iki tane kısır ve tohumunda ektiğiniz zaman tohumunu, meyveyi veya sebzeyi alıyorsunuz da, tahılı alıyorsunuz da ama ondan tekrar tohum ektiğinizde hayır, çıkmıyor. Kısır, epter. İnsanlara bakıyorsunuz, tüp bebek merkezlerine yönelmeye başladılar. Artık algıda seçicilik olsun diye televizyon programlarında insanlar kafalarından aşağı buz döküyor. Niye? Efendim adı sanı duyulmayan ALS'ye dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü arttı motor nöron. MS denilen bir hastalığı bu toplum katiyen bilmezdi. Son 15 yıldır MS. Özellikle kadınlarda. Ne oluyoruz? İşte sebep burada yatıyor. İşte sebep burada. Şimdi bakınız, insanlar yakınmaya başladı tabii bu insanlar. 15. ayetinde Yüce Allah diyor ki, gene Enbiya suresi devam ediyorum. Ve bu yakınmaları biz kendilerini biçilmiş bir tarlaya, burada biçilmiş bir tarla derken, hani verilen zirai ilaç bütün bitkileri öldürüyor ya, aynen. Nebat yetişmeyen, bitki yetişmeyen tarla haline dönüşüyor. Bunu açık ayet burada söylüyor işte. 15. ayeti. Ve bunlar diyor bu şekilde devam eder diyor. Pekala. 16.sında tekrar hatırlatıyor. Biz yeri ve göğü ve arasındakileri oyun olsun diye, eğlence olsun diye yaratmadık diyor. Yani insana aklını kullan diyor. Düşün. Sana bu kadar örnek veriyorum ama insan ya aman şimdi ondan yersem de kanser mi olurum, ondan şunu yaparsam böyle mi olurum falan, yok işte oluyor insanlar, oluyor insanlar. Evet, şimdi 17. ayetinde de bunu tekrar ediyor. Eğlence olsun diye yapmış olsaydık bunu yeryüzünde değil kendi katımızda yapardık. Fakat biz bunu yapacak da değiliz diyor. Bakın şimdi. Örnek vererek anlatıyor ve hep düşünmez misiniz, akletmez misiniz, anlayın diye ayetlerimizi bu şekilde açıklıyoruz diye de var. Yani sürekli bize düşünmeyi, tefekkür etmeyi zaten emrediyor. Farz yani. Kamer suresi 54. suredir. Gidin evinizde bakın 17, 22, 32 ve 40. ayetler hep birbirinin aynıdır, tekrarıdır. Yani Allah hep hatırlatıyor. Bu kitap okunup anlaşılmak içindir. Aklını kullanan yok mu? Düşünen yok mu diyor. Beyninizi kullanın diyor. Ama tabii ki bu okumuş bilim adamları, programlanmış bilim adamları ne yaptılar? Bizi eshab-ı kef yaptılar ya. Biliyorsunuz evet. Tarsus'ta bir eshab-ı kef mağarası var. Yani uyuttular, uyuyanlar bizi. Orada. Bizi resmen uyuttular. Hep söylüyorum. Ankara hocam derste bir gün kızdı bana. Sen hala Ankara Anlaşması'nın ikinci maddesini ezberlemedin mi dedi. Ya ben de düşünüyorum ne işime yarayacak diye. Terlikse hayvanı çizemiyorum biyolojide. Trake işte böceklerin solunum sistemleri filan. Van Gölü'nün derinliği. Ne bileyim ben Van Gölü'nün derinliğini. Eğer bir gün Van'a gidersem orada bir turist ofisine giderim, bir seyahat acentasına. Verin bakayım şu Van Gölü'nün derinliği neymiş, bu Van'ı tanıtan bana bir şey verin diyeyim. Hep sunuyorlar bir ile gittiğinizde.
Dolayısıyla bize bunları bilgi diye sattılar. Ama bugün bir üniversite öğrencisine siz deseniz ki asmaya nasıl aşı yaparsın, incire nasıl aşı yaparsın, bir elma aşısı nasıldır, Ayaş domatesiyle işte efendim Çanakkale domatesini nasıl döllersin, yeni bir belki güzel bir ürün çıkacak. Hani melezler biliyorsunuz, melez ırkların çocukları çok güzel olur. Bir bakalım buna, bunu biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorlar. Size envai çeşit marka sayarlar yani. Şimdi efendim bütün olay işte burada kilitleniyor. Yani toprağımızdaki bitkilerimize sahip çıkmak zorundayız. Kısırlaştırılan tohumlar ve kullanılan bazı zirai ilaçlar resmen ama soykırım yapıyor. Bulamıyorsunuz artık. Bak elma, armut yiyorsunuz, gaz yapıyor, şişkinlik yapıyor. Hani eski doğal elmalar, hani çavuş üzümü, yüzlerce çeşit bizim meyvelerimiz vardı. Yok kalmadı onlar. Hepsi soykırıma gidiyor. Ama biz bunları çoğaltabiliriz. Bakın direkten dönme şansımız var. Ama bir 5 yıl sonra bu şansımız yok. Bütün tohumları gidip belirli merkezlerden almak zorunda kalacağız. Evet, soykırım dediğim bu. Şimdi belki sizlere ben şunu da söyleyeyim. Bu büyük şehirleri falan anlattım ya. Musa peygamber Tur Dağı'na çıkıyor yolda. Yolda giderken bir bakıyor ki ağaç kovuğunda bir adam orada yaşıyor. Senin yaşın kaç diyor? 650. Şimdi o devirlerde efendim biliyorsunuz biz Nuh'a işte 1000 yıldan 50 yıl eksik ömür verdik. Yani Nuh peygamberin yaklaşık 950 yıl yaşadığı. O devirlerde insanlar uzun yaşıyorlar. Adam diyor ki yani sen niye kendini ev mev yapmadın diyor. Şurada kaldı 200-250 yıl ne gerek var diyor. Şimdi Musa bak diyor ben Allah'la konuşuyorum. Tur Dağı'na çıktığımda Muhammed ümmeti diye bir ümmetin geleceğinden bahsediyor ileride. İşte onun ümmeti 60-70-80 yıl yaşayacakmış. Ömürleri ancak o kadar olacakmış. Hiç gelmeseymişler. Yani saraylar, köşkler, evler, hanlar, hamamlar yapacaklarmış. Şimdi bunun üzerine ağaç kovuğunda yaşayan ve ömrü 200-250 yıl kalmış olan adam ne diyor biliyor musunuz? Ya Musa diyor, 60 yıl ömrüm kaldığını bilsem başımı secdeden kaldırmam. Ama görüyorsunuz insanların gerçekten ömürleri kısaldı. Ama hanlar, hamamlar, biriktirmeler işte oyum da olsun, buyum da olsun. Velillahi mulkus semavati vel art. Mülk yerdeki ve gökteki mülkün sahibi Allah'tır. Eğer buna bakın inanmanın ötesinde iman ediyorsanız bunların hepsinin birer emanet olduğunu anlayacaksınız. Ve hiçbir zamanda nefsinize yenilip bunları paylaşmamaktan imtina etmeyeceksiniz. Allah hepimizi nefsimizde bizi muzaffer kılsın. Yani o konuda verdiğimiz savaşta. Şimdi dolayısıyla ben konuyu bu şekilde kapatacağım. Yani bizim Anadolu topraklarına bak diyor şehirdekilere yani yurtlarınıza dönün diyor. Açık ayeti var. Enbiya suresi gittiğinizde okuyun ama sindire sindire, tefekkür ederek okuyun. Bu ayetin, bu ayetlerin geliş nedenleri vardır. Nuzul sebepleri vardır. Ama Kur'an'ın mucizesi o. Onun mucizesi nereden kaynaklanıyor? Allah'ın sözleri değil mi Kur'an'daki yazılı olanlar? Allah için zaman ve mekan var mı? Olmadığına göre Kur'an-ı Kerim'in her cümlesi, Peygamber Efendimiz'in döneminde de geçerliydi. Ondan sonra günümüzde de geçerli. Ara zamanlarda da geçerli ve ileride gelecek olan zamanlar için de geçerli. Çıkacak insanlar, bakacaklar. Kur'an insana işte böyle ışık tutan, insanları yönlendiren.
Bakın enteresan bir şey daha vardır. Nahl suresine bakın, 16. surenin 9. ayetinde Allah sorumluluğunu biliyor. Diyor ki ben doğru yolu gösterenim ama eğri yollar da vardır diyor. Tamam, bize de aklımızı vermiş, iradeni kullan, doğru yoldan sapma diyor, sana gösterdiğim yoldan git. Ama eğri yollar da var işte. İnsanlar kısa yoldan bir şeyler yapmak istiyorlar. Bilerek yapıyoruz hocam ama... Tabii. Yani şimdi, eğri yolu görüyorsun bile bile. Yani başkasına akıl verirken, mesela biri bize danışsa çok güzel akıl veriyoruz. Hani yapabilmek çok zor. Diyoruz ki evet, gitgide yaşlandıkça daha çok sahipleniyoruz. Kök salıyoruz toprağa sanki. Hani mal mülk hevesi daha fazla artıyor. Halbuki neden? Önemsiz biliyor musunuz? Ben onu anlayamadım. Çok anlamak çok kolay. Yüce Allah diyor ki, az veriyorum kanaat etmiyorsunuz, çok verince de doymuyorsunuz diyor. Bu kadar basit. Bu kadar insan açgözlü çünkü. Nefsinin kurbanı. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Sorumluluktan kaçmak, eğer bir konuda bilgi sahibiyseniz artık ya bir tek benim emeğimle mi olacak, iki tohum eksem ne olur, ekeceksiniz. Doğal tohumları bulup çoğaltacaksınız. En kutsal ibadetlerden bir tanesidir. Tohumları çoğaltmak. Tekrar ektiğinizde ürün alacaksınız. O ürünün tohumlarını alıp tekrar ektiğinizde tekrar ürün çıkacak. Hiç kimseye bağımlı kalmayacaksınız. Allah'ın muradı kullarının zincirlerini kırması, hürriyetlerine kavuşmasıdır. Ama bizi bağlıyorlar bir yerde. İşte bu ülkenin geleceğinin en önemli yapması gereken konulardan bir tanesi bu soykırım savaşı, tohumlardaki soykırım savaşına dur dememiz lazım. Yani nasıl bir milli mücadele tarihini yazdıysak bunu da yazmak zorundayız. Bunu öğrendikten sonra da neme lazım derseniz, İşte o zaman büyük vebal alırsınız. Görevinizi yerinize getireceksiniz. Şimdi şu var, sorumluluktan kaçanlar için. Bakın Tövbe suresi var, biliyor musunuz? Tövbe suresi 9. suredir. Orada 82. ayetinde Yüce Allah bazıları askere gitmek istemiyor. Ya hava sıcak diyor. Gitmek istemiyor. Veya askerden kaçıyor. Karşılığında Yüce Allah ne diyor biliyor musunuz? Az gülsünler, çok ağlasınlar diyor. Tövbe suresi açın 82 ve 84'e bakın. Bu sorumluluktan kaçmaktan, ya illa savaş kılıç kalkanla yapılacak diye bir şey yok. Bugün Anadolu bir tohum savaşı vermek zorunda. Aksi takdirde hiç güzel şeyler olmayacak. Dolayısıyla biz bu savaştan kaçamayız. Ve sonra diyor ki, ya Muhammed diyor, onlar öldüğü zaman da savaştan kaçanlar. Savaş sadece kılıç kalkanla olmuyor. Onların namazlarını kılma, mezarlarının başına gidip de durma diyor. Bundan daha büyük şey olabilir mi? Oranın o zaman genel olarak zenginleri böyle bir şey söylüyormuş hocam. Bizi ellemez, sadece geride kalanlardan değil, olalım. İşte bazı insanlar gitmek istemiyor. Ya suya sabuna dokunma, ya karışma, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bunu demeye hakkımız yok. Kesinlikle böyle bir şey yapamazsınız. Yani en büyük şeyi alıyorsunuz. Yani en büyük günahtır bu. Sorumluluk size verilmiş, bunu taşımak zorundasınız. Ben zaten öyle bir ateşin içindeyim ki o ateşin ne olduğunu biliyorum. Ama ben Allah'a sığınıyorum. Ben korku denilen bir şeyi bilmem. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Hatta şunu da söylüyor peygambere bakın. Sen onlar için 80 Tövbe suresi 70 kez de onlar için af dilesen, istiğfar etsen kabul etmiyorum bunu. Peygamber. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır diyor Allah. Demek ki savaştan kaçmayacağız.
Sana diyor yeminlerle seni ikna etmeye çalışırlar. Ama Allah'ı siz, ikna edemeyecekler diyor. Allah'ın tabii resmen gazabını üzerine çekiyor. Yani burada sessiz kalanlar, katılmayanlar Lut kavminde olduğu gibi oradaki zulme, sapkınlığa boyun eğenler, bize ne? Göz yumanlar. Göz yumanlar, bize ne diyenler de helak ediliyor. Orası çok şey. Gayet, yani dersin ki ben bunu yapmıyorum zaten, bana ne? O ne yapıyorsa yapsın demeyeceksin. Yani o sorumluluğu almak lazım. Yani çevremizde evet gördüğümüz her türlü kötülüğe karşı bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da Kur'an'da geçen farz. Evet. İnsanlar zannediyorlar ki yani Yüce Allah diyor, yani siz kimi kandırıyorsunuz? İnandım demekle kurtulacağınızı mı zannettiniz diyor. Hesaba çekecek, soracak. Biz sizin en gizli düşüncelerinizi de biliriz diyor. E tamam o zaman. Mesela adam nedir? Polistir. Şark hizmeti çıkmıştır. Örnek veriyorum. Gitmek istemiyor, korkuyor. Gitmiyor. Gitmeyince devlet memuru 3 gün göreve gelmezse ne olur? Mustafi sayılır, değil mi? İşine son verirler. E sen savaşmaktan geri durdun. Aynı şey. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Çok ağlasınlar. İşte gerisini söylemek istemiyorum. İlla savaşmak derken al silahı elini, cepheye git, o savaş anlamında değil. Evet. Hepimizin günlük hayatımızda milli menfaatlerimizin söz konusu olduğu, gençlerimizin geleceği bu tohumlar. Hiçbir şansımız yok. Bunları korumak zorundayız, kurtarmak zorundayız. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ancak tövbe ederken değerli misafirler, değerli izleyiciler, bilmeniz gereken bir şey var. Tövbe etmeden önce, yani Allah'tan af dilemeden önce kendinizi affedeceksiniz. İnsan kendine zulmediyor. Niye kendinize zulmediyorsunuz ya? Böyle bir şeye hakkınız yok. O bedenin de yaratıcısı Allah. Açın Fetih Suresi 48. surenin 11. ayeti. Ne diyor Allah orada? Ben bir kuluma bir iyilik niyaz ettiysem bunu engelleyecek güç yok ve ben ona bir darren, bir zorlukra irade buyurduysam da bunun önüne geçecek güç yok diyor. Bitti. Allah'ın iradesini kim değiştirebilir? Kaderinizde onu yaşamak varsa yaşayacaksınız. Ama bunun için korkup da işte ne bileyim sıkıntılara girmek, bunalmak, hayır buna hakkınız yok. Ne biliyorsunuz, belki hiç yaşamayacaksınız o darlığı. Kendi bunlar gayip olan şeyler. İşte bunun için önce kendinizi affedeceksiniz. Kendinizi affettikten sonra Allah'tan tövbe dileyeceksiniz. Af dileyeceksiniz. İnsan önce kendini affedecek. İnsanlar kendine çok zulmediyor. Doğru. En büyük zulmü insan kendisine yapıyor aslında. Maalesef. Farkında değiliz. Çok acı bir şey ya. Kimse kimseye zarar veremez aslında. Sen istemediğin sürece. Eğer doğru yoldaysanız hiç korkmayın, buna inanın. Allah vaadinden dönmüyor. Açın Ali İmran suresi 139. 3. surenin 139. ayeti. Müminlerseniz eğer diyor, yani güzel ahlaklıysan, işinde hile hurda yapmadıysan, o projede ne yapmaya karar verdiysen, korkma, endişelenme, gevşeme, zafer senin olacaktır diyor. Bitti. Ha, bir takım sıkıntılar belki yaşayacaksın. Hemen kötüye gidiyor demeyin. Allah'a sığının. İmtihan oluyorsunuz ama sonu zaferdir o işin. Yeter ki hileniz, hurdanız, yalanınız olmasın. Evet. Hocam, ben bu konuyu tamamladığımı çok zannediyorum. Çok güzel anlattınız. Anlattığım, anlatabildiğimi zannediyorum. Onun için bu soykırıma inşallah bir son vereceğiz. Anadolu bizim. Bak tekrar söylüyorum ha. Ruh sağlığımız için hocam çok güzel bir yarım saatlik konuşma yaptık. Evet. La terkedu diyor. Koşup kaçmayın, terk etmeyin. Size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün diyor. Evet. İnşallah ya Rabbi ya Resulallah. Hocam. 3 dönüm, 5 dönüm bir yer alın şu Anadolu'dan ya. Bu kadar şehit verdik, milyonlarca şehidimiz var. Tarihe dönüp baktığınızda. Anadolu toprakları uğruna kimler mücadele etmiş? Haçlı seferleri gelmiş, gitmiş. Onlar, bunlar. Aman ya Rabbim, bu kadar kıymetli bu topraklar. E biz ne yapıyoruz? Yığıldık büyük şehirlere.
Evet. Bir de işte bir daire ortalama kaç para? Bir söyleyeyim bana, duyayım. 150 bin lira. 200 bin lira. Allahu Ekber. Siz o adamcağız borçlanıyor, maaşıyla kazanacağım, didineceğim. Tam dairenin borcu bitiyor. Bir bakıyorsunuz huzura kavuştu, din hasta göçüp gidiyor. O dairede çocuklara kalıyor. İşte onlar da satıyor, savuyor, bir şey mi yapıyor? Ne bileyim ben. Hocam büyük şehire ama, para kazanmak için geliyoruz da büyük şehir o parayı bizden aynen geri topluyor. Giyinmek zorundasın, gezmek zorundasın. Bir sürü gider yol parası var. Onun sağlık. İçin doğru düşüneceksiniz, evet, sağlık. Hepsini geri alıyor. Siz o 150 bırakın, 100 bin lirayla Anadolu'ya gidin. Şahane bir yer satın alırsınız. 10 dönüm içine güzel bir de ev koydurursunuz. Şimdi şahane prefabrik evler var. Çelik konstrüksiyonlu. Aman Allah'ım. Of, o kadar güzel ki. Yayın çıkışı hep beraber gidiyoruz. Çocuklarınız, ya biz Anadolu insanıyız. Biz toprağa yakın insanlarız. Bakın hafta sonları gidin. Şimdi hızlı tren de var. Şu süper hızlı tren mi? Ne onun adı? Evet. Bir saatte Anadolu'nun içine giriyor mu? Giriyor. Ben 3 saatte buraya zor geliyorum. Ekin orayı, ağaçlandırın. Sulayın orayı, sulandırın. Kazınız olur, ördeğiniz olur. Çocuklarınız tavuk ister, kızınız kuzu ister. Bak ondan sonra o toprak sizi nasıl çekecek? Huzura çağırıyor sizi, sakinliğe çağırıyor, sağlığa çağırıyor. Ama insanlar da bırak beni, ben büyük şehrin stresine, pahalılığına gideceğim diye koştur 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 buraya geliyor. Hadi sabah çekeceğiz. Namazı kalkıyorlar, yollara düşüyorlar. Karda, buzda, işte her neyse işe gidiyor. Evet. Neyse hocam, bu konu bir, çünkü çok üzülüyorum. Anadolu insanı bunu hak etmiyor. Geride bırakılan insanlara ve büyük şehirde yaşayan gençlerimize de ben çok üzülüyorum. Sonunda işte söylüyorum, bak pişman olacaklar. Üzülecekler. Toprak, evet ya önemli. Allah. Turan Bey, Turan Türk Yılmaz Facebook'tan yazmış. Hocam tanıdığım en güzel insansınız. Bütün bilgileri bizimle paylaşıyorsunuz. Ağzınıza ve yerinize sağlık. İyi ki varsınız demiş. Her yani, zaman evimizin biraz fazla konuştum ben herhalde, değil mi? Bak ben 15 dakika falan diye planlamıştım. Vallahi şu an hocam 40 ama dakika, 50 dakikaya geldi. Ama anlatmam lazım yani. Bu tek bir laf, Anadolu'ya gidin. Ne mana çıkacak bundan? Yok hocam. Olmaz yani. Söyleyin. Sonra bakın kutu kutu evler 60-70 metrekare, ya bizim ruhumuzu bakın. Biz Orta Asya'dan at üstünde çırılçıplak gelmiş bir toplumuz ama kültürümüzle geldik. Bu toplum ümmi bir toplumdur. Ümne demek anne demek. Ümmi anadan doğma bilgili. Geliyor, genetik yapınızda var bu. Onun için bu kadar güzel şeyler yaptı bu millet. Dolayısıyla bırakın şu Anadolu'ya sahip çıkın ya. Vallahi billahi yazık, o kadar yazık, o kadar üzülüyorum ki. Çocuklarımıza örnek olmak zorundayız. Şehirlerde yaşayan çocuklar ya astımdır, ya astım bronşittir veya alerji. Hemen %80'inde var. Tamam, alerjiden kaptım gidiyorum hocam. Şimdi alerjiyle ilgili kürlerimiz var. Onlara geçeceğiz. Buyurun. Alerjik problemleri olanlar ekran başına. Alerjiyi neler tetikliyor? Alerjik hastalıkları aldığımız besinler mi etkiliyor? Alerjik hastalıklar gerçekten de önemli bir sağlık sorunu mu? Alerjiye karşı direnç kazanmak için hangi kürü uygulamamız gerekiyor? Az sonra Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu'yla Ruh ve Beden Sağlığında. Şimdi Nuray, dur şurada da lafımı tamamlayayım. Tamamlayın, buyurun değerli hocam. Değerli izleyicilerimiz de, hoca 6 aylara gitti Orta Asya'ya, at üstünde çırılçıplak geldi dedi. Bundan ne anlatmak istiyorum? 70 metrekare kutu kutu ev. Demek ki biz ferah yeri seviyoruz. Rahat yeri seviyoruz. Kahvehanelere gidin. Bu toplum bu kadar keyfine düşkün ama saygısız değil. Bir elini bir sandalyeye koyar, ayağını o bir sandalyeye atar. Maşallah. Bu
keyiftir. Rahatına düşkün bir toplum ama bu tembel demek anlamına gelmez. Siz yeter ki onu katalizleyin. Bakın ne oluyor. Değil mi? Mehter Marşı nasıl sizi böyle duygulandırıyor. Demek ki var işte genetik yapıda var ama 60-70 metrekareye girdi mi insanlar sıkılıyor, bunalıyor. Psikolojileri bozuluyor. Anadolu ferah ve geniş. Hocam benim bir tespitim var, katılır mısınız? Tembel evet. insan yoktur, yaptığı işi sevmeyen insan vardır diyorum. Herkes evet. sevdiği işi yaptığı zaman cevvalleşiyor, bir enerji geliyor. Ya Allah nedir? Bismillah. Alerji mi bugünkü alerji. Konumuz? Konumuz alerji. Alerji yapan besinleri aldık. Yani neden hocam? Mesela patlıcan niye alerji yapıyor? Yani... Evet, patlıcanın içerisinde nikotin var. Nikotinin dışında en az 11-12 tane alerjen maddeler var. Cevizde de var. Ama ceviz her insanda alerji yapıyor mu? Hayır. Patlıcan her insanda alerji yapıyor mu? Hayır. Çilek alerjisi var. Evet. Evet, vatandaşın çilek alerjisi var. Olabilir ama herkeste yok. Ancak şuna dikkat edin. Bakın tekrar doğal dengeye geliyorum. Yani şimdi patlıcanı en çok Çukurovalılar, Antepliler tüketir. Evet. Urfalılar tüketir. Biliyorsunuz Diyarbakır'da da Mardin'de patlıcanlı kebaplar, musakkalar filan. Ama bu insanlar bu alerjen sebzeyi tükettikleri zaman, yani patlıcanı, üstüne o yörenin buz gibi karpuzunu tüketiyor. Mesela Diyarbakır karpuzu vaka bulamıyoruz ya. O da ayrı bir konu. Buz gibi böyle sulandıra sulandıra yiyor. Ama bu yüce Allah'ın kurduğu dengede var. Patlıcanın olduğu yere öyle bir meyve koymuş ki karpuz. Bunda 13-14 tane alerjen var. Karpuzda da tam zıttı anti alerjenler ama var. Ama hocam i̇şte patlıcanınki karpuzda değil mi? Mesela cevizinki başka bir. O da karpuz gayet değil. Gayet siz yeter ki yörenizin beslenme şeklini değiştirmeyin. Bütün olay bu. Yani biz bu alemi süs olsun diye yaratmadım. Evet. Bir denge, nizam, kural ve düzen üzerine. Mizan. Hatırlayın hep söylüyorum size. Rahman suresi 55. surenin 8. ayeti, artık ezberlemeniz lazım. Ella tatgav fil mizan. Mizan nedir? Denge, terazi. Dengeyi bozmayacağız. Tatgav, sakının. Dengeyi bozmayın diyor Allah. Hocam, siz şimdi bu insanlara karpuzun yerine ananası yedirirseniz, mangoyu yedirirseniz alerjisini tetiklersiniz. Çünkü bu meyveler... Tropik meyveler, tropik meyvelerin hepsi alerjen. Adam insanı hastalandırırsınız. Olmaz. Modernleşiyoruz ya, ananas, mango geliyor. Hayır, yanlış yapıyoruz. Hocam evet. mesela şimdi Urfa'da yaygın. Biz İstanbul'dayız. Bize genetik yapımıza uygun mu patlıcan mesela? Yoksa İstanbul'da hiçbir şey yok şimdi zaten. Şöyle, her şeyi Anadolu'dan alıyor. Bazı insanlar... Nedir? İşte alerjiye yatkındır. Mesela siz patlıcana alerjiniz olabilir. Bu sizin genetik yapınızdan kaynaklanır. Bir başkası da çileğe. Tamam, bundan uzak duracaksınız. Duracağız yani. Tabii. Karpuzu bulamıyorsanız veya anti alerjen ne var? Isırgan çayı var. Onu çok yapacağız. İyi bir anti alerjendir. Şimdi onu yapacağız. Yani onu... alerjisi olanlara karşı yani... Güçlü bir anti alerjen, tam tersini etki ettiriyor. Şimdi onun çayını birazdan yapacağım zaten, onu da soracağım. Mesela alerjiye benim patlıcana alerjim var. Bu çayı içersem patlıcan alerji yapmaz mı? Şeyin mi? Direnç kazandırır. Hemen şimdi bunu içtiniz diye bu iş olmaz. Hı. Bakın kür diyorum ya ben, kürler evet. şu anlama gelir. Yavaş yavaş siz her gün bir bardak içiyorsunuz veya iki bardak. Vücudunuzda bu anti alerjenler ne yapıyor? Yükseliyor. Yavaş evet. yavaş yavaş doluyorsunuz. İşte o zaman hemen içtiniz, ben anti alerjenim şeye karşı olmaz. Patlıcana gömülüyor. Yok öyle şey. Yok öyle şey. Her şey o kadar kolay tamam. olsaydı. Tamam. Genel olarak bunlar tetikliyor evet. zaten. Acı da var. Mesela acı keçi alerjisi. Boynuzu pekmezi mükemmel bir anti alerjendir. Şimdi kışa giriyoruz. Modern tıbbın çözemediği bir hastalık, soğuk alerjisi. Keçi boynuzu pekmezi. Aynı veya... anda tüketmeyeceğiz ama değil mi hocam? Mesela ısırgan kürü yapıyorsak keçi boynuzunu yapmayacağız. Bir onu bir onu. Tabii. Arada 15 da... gün ısırgan yapın. Arada bir hafta ara vereceğiz bir tabii. de. Tabii en az 3 gün yetiyor. Bilemediniz 5 gün.
Yani keçi boynuzu pekmezi de veya doğal keçi boynuzunu kaynatıp suyunu içirirseniz. Keçi boynuzunu da alalım. Ne oluyor? Evet. Yani her kürde siz hocam keçi boynuzu kürü de uygulayabilirsiniz. Yanında şey diyorsunuz. Bu, demek muhteşem. Ki biz bunu genel olarak çok tüketmemiz gerekiyor. Evet. Yani her kürde ben bir çocuklar kür yapıyorum diyorsunuz soğuk... ki keçi boynuzu pekmezi evet. tüketin, kürünü yapın. Soğuk alerjisi için tek çözüm. İyi mi bu hocam? Keçi bakalım. Boynuzu pek şeyi... çok güzel. Çok yok, güzel. Gayet güzel. Bu sefer domates olayı gibi olmadı. Ama ben buldum hocam. Doğal bir domates buldum, onu yarın yayına getireceğim. Evet. Test yapacağız gene. İnşallah. Getirin bakalım. Mis gibi de kokuyor. Tamam. Seyirciden soru. Şeyi de söyleyelim. Keçi boynuzu pekmezinin kapağını açtığınızda itici bir kokusu gelir. Evet, doğru. Lütfen kapatmayın. Kapatmazsanız o itici koku kaybolup gidecek. Kapatmayın ağzını. Kasede dursun. Üstüne şöyle hafif bir peçete kapatın. Bozulmuyor mu? Biz bozuluyor diye kapatıyoruz. Pekmez niye? Dut pekmezi şimdi orada durursa bozulur mu? Dolaba koymasak da olur mu? Hayır, hiçbir şey olmaz. Aa, hiçbir şey olmaz. İşte yani biz her şeyi dolaba koyuyoruz hocam. Şekeri bile koyuyoruz. Eskiden benim rahmetlik annem nurda öyle, yatsın şimdi rahmet istedi. Koyuyoruz. Buzdolabı falan yoktu ki, tel dolap derdik. Kıymasını evet. yapardı, onu dökerdi. Tarhana çorbasını donlu tel dolapta dururdu. O aylarca durur. Şimdi eti alıyorsun, ertesi gün ağırlaşmaya başlıyor. Doğru, doğru. Evet. Seyirciden soru alalım. Ben buyurun. De kürü yapmaya başlayayım hocam. Evet, kimin sorusu kimin varsa sorusu alalım var? Efendim. Evet. Hocam önce merhaba diliyorum. Buyurun. Şey, benim oğlum bayağı bir alerjik problemi var. O keçi boynuzunu kaynatmadan da yedirebilir miyim? Tabii suyunu o şekilde ama... o şekilde de tüketebilir. Ama en az iki tane koyacağım tüketecek. Şimdi iki tane. İki tane böyle kemire kemire tüketir. Bakın, ishalseniz keçi boynuzu kemirerek tüketin. Kabızsanız gene kemirerek tüketin. İshalseniz normale çevirir, kabızsanız normale çevirir. Bu böyle bir nimet. Teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Buyurun. Merhaba. Ben şeyi soracaktım. Bu yiyeceklere olan alerjimizi nasıl anlayacağız? Belki de var, biz bilemiyoruz. Yani onu nasıl anlayabiliriz? Şimdi bunun için patch testleri var. Yani yapıştırma bantlar var. Gidersiniz bir hastaneye, orada yapıştırırlar. Hangi gıdalara karşı alerjiniz olduğu orada çıkar. Bunlar deneme yanılma yöntemiyle olacak şeyler değil. Ama siz alerjik bir insan mısınız? Herhalde bende var. Bu havalarda aşırı bir burnumda ağrı var. Kokulara rahatsız oluyorum. Tıkanıyorum. Şu normalde mevsimde. Normalde yok. Evet. Evet. Bakın, ben size bir şey önereyim. Taze tere. Taze tere. Hapşırıyor musunuz? Hapşırık değil. Sadece mesela bir yanma oluyor. Tıkanıyor. Rahatsız tamam. ediyor. Tamam. Polip varmış gibi şişiyor burnunuz. Evet, öyle nefes seviyorum. Alıp vermeniz evet. burun kanalıyla zorlaşıyor. Tamam. Bakın, size öyle bir nimet söyleyeceğim ki, mesela yaz mevsiminde, baharda polen alerjisi, tere, taze tere. 3-4 ya 2 yaprak ağzınıza alın, çiğneyin. Anında ne göz sulunuz kalır, ne işte burun akıntınız kalır, ne hapşırmanız kalır. Şimdi hanımefendiye de yardım edecektir. Diyelim ki tere bulamıyorsunuz. Anadolu'nun kullandığı üzerlik tohumu var, üzerlik. Şu nazara karşı hani, bak biliyorlar işte. Evet. Ölünün altında insan öldükten sonra en hızlı bozulandır. Yani ceset çok çabuk bozulur. Onun için altında çevresinde tütsü, üzerlik tohumu yakarlar ki ölü kokmasın diye. Hayır hocam. Ne? Ne bileyim. Ben de güzel bir şey bekliyordum da şimdi hoşuma gitti. Olur mu efendim ya? Yani bak şimdi. O da ölüm de gerçek. Şimdi bakın. Hayır. Değerli misafirler, gençler böyle işte yani. Daha gençti değil mi? Ölümü duymak istemiyorlar ama ben diyorum ki yani 67. sureyi unutmayın. 2. ayeti mülk. Ellezi, o Allah ki halakel mevte, ölüm vel hayate, ve hayatı yarattı. Yani bu evet. ölüm Müslümanın bayramıdır yani. Evet. Bunda Allah üzülecek bir şey yok. Öldü evet. mü insan artık günah işlemeyeceksiniz. İmtihan da yok. Yani artmayacak bir şeyler.
Ölümden korkmuyoruz da hocam. İşte nasıl gideceğimizden, hoş gelmiyor, biriktirdiğimiz şeylerden korkuyoruz. Aslında böyle takvim yaprağı gibi geliyor hocam bana. Yani belli bir günümüz var zaten. Evet. Onun ne bir gün önce ne bir gün sonra. Ben şeye çok hata yaptığımız bir şey var. Mesela biri trafik kazasında vefat ediyor. Diyorlar ki işte gitmeseydi keşke, yollamasaydım falan. Ya orada ölmese onun günü belli. Ölecek. Tabii ki. Her gün bir yaprak bizden azalıyor. O yaprakta da yaptığımız şeyler yazıyor. O gün içinde yaptığımız şeyler yazıyor. Ondan, toplamından insan endişe ediyor. İnşallah güzel şeyler yazarak Allah'ın karşısına iyi bir şekilde çıkmayı Allah nasip etsin. Ben kürü yapayım bu arada. Konuşurken de bir yanda ne olsun hangisini? Hocam? Hangisini? Isırgan otu. Isırgan, evet. Bir tutam 5-6 gram atıyorsunuz içine. Kübra'cığım bunun altını açar 5-6 mısın? 5-6 dakika kaynıyor. Evet, biz bir su bardağı, ölçüyü mutlaka böyle küçük bardaklarda kullanacağız. Altı çok kısık olacak yalnız, harlı yanmayacak. Öyle fokur fokur kaynatmak yok. O zaman yok, şeyi ölüyor değil mi hocam? Diğeri... Evet. Tamam. Şu kadar yetiyor. Bakayım. Evet, olabilir. Olabilir. Böyle bir 5 dakika. Hele dişi ısırgansa... Dişi mi bu? Çok daha etkili. Öyle anlar mıyız? Çok daha etkili. Bakayım, biraz bir sapları var. Evet gibi. Bunu da kimse bilmez dişisi erkeği olduğunu. Evet. Sadece bunda mı var, diğer bitkilerde de var mı dişisi erkeği? Bazı bitkilerde var ama ısırganın hem erkeği hem dişisi var. Nasıl ayırt edeceksiniz? Nasıl? Sapına ve gövdesine bakacaksınız. Kahverengidir veya yeşildir. Oradan ayırt edeceksiniz. Ben bunları televizyonda 15 yıl önce falan söylediğimde ya Saracoğlu Hoca da İşte modern şehirde yaşıyor. Nereden çıkardı bu dişi ısırgan, erkek ısırgan mı olurmuş? Biz böyle bir şey bilmiyoruz. Hangisi ben de, daha faydalı, dişi olan değil dişi mi? Dişi olan. Nasıl? Evet. Yani ben hiç... de Sultan Murat yani... Yaylası'na gittiğimde... Şu hangisi hocam? Orada ekranda var. Resmini, gövdesini görebilsem kahverengi ise dişi. Dişi. Onun evet. da dişisi makbulmüş. İşte Sultan Murat Yaylası'na gittiğimde orada kameramana dedim çek şunu, bir de şunu çek. Biri kahverengi, biri yeşil. Hah dedim işte aradaki fark bu. Her zaman evet. dişi olan evet, faydalıdır Allah. Diyoruz hocam. Evet. Şimdi bunu anlatayım hocam. Bu bir 5 dakika kaynayacak, ılımaya bırakacağız. Sonra Kübra'dan rica edeceğim ben, onu bir süzecek. Helal Ilındıktan olsun sonra içeceğiz. Günde hocam 2 kez, nasıl, iyi mi sarımsaklarımız? Çin sarımsağını alıp getirmişsiniz buraya. Ay. Yani hiç yazık yazık, vallahi yazık. Yani o bilemez ki, gençler bilmiyor ben ki gidip işte. Alacağım hocam. Ben eshabı kef diyorum ya, böyle uyutuluyoruz. Yani kimseye bilgi verilmiyor. Yani Kübra'cığım ufak ufak taş olacak. Taşköprü sarımsağını bulun olacak. Ya. Adapazarı'nda şurada burada ne muhteşem soğanlarımız var, ona bile el attılar. Soğanlar da değişmeye başladı. Evet, biz zaten öyle çıktık ya yola hocam. Yanlış bildiğimiz doğrular, doğru bildiğimiz yanlışlar. Bayağı bir yanlışımız çıktı daha yazık, hemen yazık. Başında. Hayır, şimdi bunu ektiğiniz ya mesela diyelim ki Taşköprü sarımsağı değil mi? Gidin oraya biraz Çin sarımsağı ekin, Taşköprü sarımsağını bozarsınız. Aa. Polenler birbirlerini döllüyor ya, tür değişmeye başlıyor. 5 yıl sonra Taşköprü sarımsağını bulamazsınız, bitti. Onun için soykırım yaptırmayın diyorum. Malatya'nın nesi meşhur? Kayısı. Kayısısı. Tamam, gidin o kayısı ağaçlarının arasına biraz erik, biraz armut ağacı dikin. 5 yıl onlar polen açsın, çiçeklerini döksün filan. 5 yıl sonra gidin bakalım o kayısılar nasıl tür değiştiriyor. Aa ne oldu diyeceksiniz. Soykırım. Şimdiki o yakışıklı armutlar, yakışıklı elmaları biliyorsunuz yani. Bodur ağaçlar bunlar. Hepsini değiştirdiler. Yok maalesef. Evet. Hocam, bu Taşköprü sarımsağını da bu bozuyor işte. Ben de bozuldum şahsen şu an, konuşamıyorum. Gayet bozuldum. Tamam, haftaya ben alacağım. Domates de buldum hocam. Sarımsak da bulup geleceğim. Tamam, yani kullanmayın, tüketmeyin ya. Tüketmeyin efendim, tüketmeyin. Tamam. Yani şimdi bu bunlar çok farklı şeyler. Tansiyonu falan düşüşü hiç etkilemez bu, öyle mi? Çünkü boşuna gitmeyelim. Çünkü bak şunu da söyleyeyim. Helal gıda diye mesela damga vuruyorlar değil mi? Bakın biz bunu biraz daha helal gıdanın seçiciliğini yükseltmemiz lazım. Bu hibrit tohumlar var ya. Evet.
veya GDO. Hibrit tohumların içindekiler %80 eksik. Hani diyorum ya hep çöp yiyorsunuz diye. Eksik. Bu nasıl helal olur ya? Evet. Hocam bunu bir bitirelim istiyorum ben. Tamam. Isırgan. Isırganı. Evet. Bunu bir su bardağı sabah akşam 15 gün yapıyoruz. Sonra ara veriyoruz. Yılda 3-4 kez tekrarlanıyor. Evet. Sürekli içmiyoruz. Yani evet. 15 günden sonra belki bir 3-4 gün ara verip keçi boynuzu kürünü uygulayabilirsiniz. Romatizma hastaları. Ona da mı iyi geliyor? İltihaplı eklem romatizması olanlar. Bunun içine ne yapacak? 25-30 tane neyse konumuz romatizma değil. Olsun. Başka şey. Söyleyelim hocam. 25-30 tane kurutulmuş kiraz sapı atıyorsunuz. Kaynatıyorsunuz. Ilıyınca süzüp suyunu içeceksiniz. Evelallah. Romatoid artrit, iltihaplı eklem romatizmasında sedimentasyonunuzu düşürür. Normalde 21'in üstüne çıkmaması lazım. Kadınlar romatizmadan herkes daha çok yani. Ve giderek bu hastalık çok artıyor, yayılmaya başladı. Evet. Bunun dışında ne var? Romatizmanın en önemli faktörlerinden bir tanesi CRP, Ceyhan, Rize, Paris. Kandaki iltihabı gösterir. İşte kurutulmuş kiraz sapıyla ısırgan bunu da düşürüyor. Ağrılarınız oluyor mu? Yangılı bir romatoid artritiniz mi var? Diz kapaklarınızda, eklem yerlerinizde yangılı, kızarıklık. O zaman akşamları da karabaş çayı içeceksiniz. O da ne yapıyor? Prostaglandin inhibitörüdür. Yani prostaglandinleri baskılayarak sizin yangınızı ve ağrınızı alıyor. Tamam. Bir de şeye çok önemli, onu değinelim. Her kürünüzün altında dikkat diye belirtiyorsunuz ya hocam. Tabii. Hipoglisemi hastaları kullanmayacak. Tabii ki. Trombozit eksikliği olanlar. Tromboziti düşük olanlar. Evet. Bakın şimdi değerli misafirler, ben kul hakkı üzerime alamam. Yanlış bilgi vermekten Allah'a sığınırım. Bakın size burada bir sürü kür öneriyorum. Yani yıllardır İnsanlarımıza 200'e yakın farklı hastalıklar için kür önerdim. Az çok bunlar yerleşti. Yani insanlar gerçekten çok memnunlar bu işten. Evet. Kendisi alıyor, buluyor, kullanıyor. Şimdi bakın biraz önce soykırım dedim ya, yakında bu bitkilerde de başlayacak. Çünkü bu zirai ilaç kullanıldığı zaman bitkinin yaprağına değdi mi köküne kadar gidiyor ve kurutuyor. Ama hibrit ve GDO hariç aklınızı kullanın. İşte bu bir soykırımdır. Bu soykırıma karşı savaşmaktan ne olur geri durmayın. Ağzınızdan çıkan bir doğal karpuz çekirdeğini, epter olmayan yani hibrit olmayan bir kavun çekirdeğini lütfen atmayın. Çocuklarınıza da örnek olun, onlar da atmasınlar. Bunu babam bana öğrettiğinde bir sene 1954'tü. İnanın 1954-1953 çocuktum. Ağzımdan çekirdek çıkarttık mı o biriktirilirdi orada. Sonra götürür onu toprağa gömerdik. Toprağa iade edeceksiniz. O bir şey çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Hmm. Ne yiyorsanız o çıkıyor. Efendim eriği ektim, o işte o aşılayacaksınız efendim. İşte aşılayın. Tutmuyor, ben de ektim de. Bu yaban eriği diyor, bu çiçek de açmıyor. Tamam gidin bir yerden cins bir eriğin kalem aşısını alın, çeliğin. Bak çelik bilmiyorsunuz değil mi? Kalem aşısı bilmiyor. O kadar kolay bir şey ki bu. O kadar kolay bir şey. Öğretmediler millete. Evet. Gidin hemen oradaki o çiçek açmayan yabani erik ağacınıza hemen onu şeftali yapabilirsiniz. Iğdır kayısısı yapabilirsiniz. Ne bileyim ben. İlla erik ağacına siz isterseniz kayısıyı da aşılayabilir misiniz? Tutar mı? Evet tutar. Tamam. Hocam alerjiyle evet. ilgili Emine Hanım'ın bir sorusu varmış. İstanbul'dan bizi de arıyor. Emine Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Emine Hanım. Sesinizi alamıyoruz. Alo, buyurun. İyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hocam size de hayırlı günler. Sağ olun efendim, buyurun. Ben şöyle bir sorum olacaktı size. Gözlerimde alerjim var. Göz kaşıntısı ve kuruluğuyla alakalı çok rahatsızım.
göz kaşıntınız da var. Evet, alerjisi de varmış hocam. Gözlerinde. Alerjiniz de var. Bakın biraz önce üzerlik tohumundan bahsettim. Bunu alacaksınız. Tencerede 1-1,5 bardak suyu kaynatın. 3 yemek kaşığı da üzerlik tohumunu içine atın ve bunu burnunuzdan soluyacaksınız ve gözünüzü de açıp kapatacaksınız. O batmaları, kaşıntıları anında alacaktır. Üzerlik tohumunu bulamıyorsanız lütfen taze tere tüketin. 2-3 yaprak saplarıyla beraber. Isırgan iyi gelmiyor mu hocam? Isırgan ama bu dıştan etkiliyor. Yani Isırgan içten kaynaklanan, evet. Yiyeceklere karşı olan alerjilerde etkili. Evet. Üzerlik. Denediniz mi üzerlik tohumu veya tere, taze tere? Evet. Şu an ekranda tohumu. Zaten Emine Hanım ekranda üzerlik tohumu. Bunun kürünü uygulayacaksınız. İçmeyeceksiniz. Sadece kaynayan suyun içine 3 yemek kaşığı veya 4 her neyse yani bir elin avucu atın ve onu koklayacaksınız. Gözlü burnunuzdan soluyacaksınız. Gözlerinizi de açıp kapatacaksınız. O alerjiyi ve kaşıntıyı alacaktır. Öyle mi hocam? Evet, tütsü. İnhalasyon yapacak. Tamam, bunu ben kenara alayım. Peki. Teşekkür ediyoruz Emine Hanım. Güzellik tohumunu bulamazsanız dediğim gibi taze tere tüketeceksiniz. Hele o saman nezlesinde. Allah'ım mucize. Böyle bıçak keser gibi keser. Gerçekten. Oh dersiniz, dünya varmış. Ay ne kadar güzel. Evet, benim vardı saman nezlem. Tereyle geçirdim onu. Taze tere. Tamam. Hocam, ama şeydeki mesela şey Avrupa'daki tereler çalışmıyor. Oradaki hiç sebzeler, meyveler nasıl? Dereotu. Dereotu. Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, İtalya'da var. İthal olduğu için mi hocam? Toprağın yapısından yok, mı? Yok yok. Oradakilerin faydası yok. Toprağının kimyası farklı. Bir de türleri farklı. Şimdi kan portakalıyla Yafa portakalı bir mi? Değil. Değil. Biri kıpkırmızı, tadı da değişik. Antosiyanin oranı yüksektir kan portakalında. Hocam bana bir ödev verin, bir şey getirin deyin. Onu da bulup yanlışını getirin. Evet, onlar çalışmıyor mesela. Dersiniz. Dereotu çalışmıyor Avrupa'daki ama Anadolu'daki mübarek. Değil mi? Biz onu da getirelim hocam. Bakalım keseceğiz içinden ne renk çıkacak. İyi getirin bakalım burada. Görelim efendim. Tamam oldu. Hazır hocam ayaktayken ısırgan, kürüm ısırgan değil, sinirsel uykusuzluğa karşı kürümüzü de yapalım. Evet. Onu da anlatalım hazır biz buradayken. Sinirsel uykusuzluğunuz var ise. Evet. Bakın normal uykusuzluk yani işte uykuya dalmada zorlanıyorsanız ama asabi bir durumunuz yok, sakin bir insansınız ama kafanıza da bir şey takılı değil ama uyku gelmiyor işte. O zaman Melissa çayı. Ama asabi, sinirsel bir uykusuzluğunuz varsa, böyle bir şikayetiniz varsa karabaş çayı içecekler. Tamam, karabaş çayını yapıyoruz sen hocam. Sen ne hazırlayacaktın? İkisi de var hocam. Önce nar kabuğunu kaynatacağım 5 dakika. Tamam. Sonra bu karabaşı ekleyeceğim 3 dakika. Evet. Şuraya koyduk ya hocam. Tamam, nar kabuğu da atabilirsiniz. Evet. 1,5 bardak su koyuyorum. Bir de yeter bu, Nuray. Yeter kızım, bir yeter. Yeter mi? Yeter. Tamam. Bir su bardağı. Buradaki nar kabuklarımızı, bunu hocam yazdan hazırlasak. 1 lira büyüklüğün. Bak onu öyle ikiye yaptık. Üçe bölün. Öyle mi? Atın içine. Tamam. Evet. Bu kadarcık yeter mi? Yeter. Tamam. Kafi o. Kafi. Evet. Bu kadar koyuyoruz. 5-6 başakta karabaş atacaksınız. Yazdan hocam bunu alıp buzluğa atsak difüzde. Hangisini? Nar kabuğunu. Yok. Olur açıkta mu? Dursun. Bir şey olmaz mı? Bir şey olmaz. Kurur. Ay, bizde her şey İyice kurur. Diye. Bir yıl raf ömrünü koruyabilir. Tamam. Yani genelde bitkiler bir yıldır raf ömrü. Tamam. Derin dondurucuya koymanıza gerek yok. Tamam. Yalnız böyle naylon poşetlere filan bitkileri sarmayın. Mantarlaşır. Mantar yapar küf. O da çok tehlikeli. Aflatoksin oluşuyor. O da karaciğer kanserini tetikler. Küf, bildiğimiz küf. Nemli ortamlarda sakın sebzenizi, meyvenizi, İşte çerezlerinizi, bademdir, fındıktır, cevizdir. Bunları kesinlikle nemli ortamlarda saklamayacaksınız. Evet. Kuru ortamlarda saklayacaksınız. Yoksa küfleniyor. Zaten küf küfte kokar. Aynen ekmeğin küfü neyse domateste oluşan da aynı küftür.
veya bademde, fındıkta, cevizde. Tamam. Hocam önce bir anlatayım ben kürümüzü. Şimdi böyle bir 5 dakika kaynayacak nar kabuklarıyla. Evet. Daha sonra 3 dakika kaynamak üzere karabaş otu atacağız. Bir 3 dakika daha öyle kaynıyor. Bundan sonra ılımayı alıyoruz, süzüyoruz. Günde bir bardak aç karnına tüketeceğiz. Aynen. Evet. Bunu sadece bir hafta yapıyoruz ama daha fazla uzatmayacağız. Yani bu kür sizi aynı zamanda bakın Almanya'da içinizde Almancısı olan var mı? Almancı deyince ne hocam anlıyorsunuz? Ya, kalmadı. Yani Almanya'da yaşayan yakınları. Evet ben de yaklaşık 36 yıl Almancıydım. Gidip gidip geldim ben de. Bu hayatta en zor şey kararsızlıktır. İnsanı en çok yoran şey. Her yıl gelen Almancılara sorun. Avusturya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, döneyim Belçika'dan. Döneyim mi dönmeyeyim mi onu mu? Ha, ne zaman kesin dönüş? İnşallah bir dahaki yıla diye. Dört kuşaktır orada da. Orada torun sahibi oldular. Bir türlü karar veremiyorlar. İşte insanı en çok yoran şey budur. Kararınızı verdiniz miydi uygulayacaksınız. Evet. İnsan alıştığı düzeni de kolay. Şimdi Almancılar çok iyi bilir. Avusturyalılar, Almanlar, İsviçreliler. Granadapfelte. Granadapfel nedir? Almanca nar demektir. Evet. Her eczanede, her süpermarkette Grippmente diye yazar. Grip çayı. İşte bununla yapıyorlar. Nar kabuğu. Evet, nar kabuğu. Ama bizi öğretmediler. Biz yontma taş devrini öğreneceğiz. Cilalı taş devrini öğreteceğiz. Sonra onları unutmak için bir süre geçireceğiz. Toros Dağları'nın yüksekliğini biz öğreneceğiz. Onlar esas bilgi. Bunlar bilgi değil. Evet, maalesef ama artık bu millet uyandı. Evelallah kurban olduğum Allah. Geleceği çok parlak. Öylesine parlak bir ülkedeyiz ki yani Allah esirgesin. Sizin gibi değerler de var hocam. Çok altını çize çize her seferinde söylüyorsunuz, hiç üşenmiyorsunuz. Ve etkili de oluyor gerçekten dönüşümler. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Sizi arayanlar oluyor, bu konuda çalışmalar yürütülüyor. Farkındasınız. Allah razı olsun hocam. Bak bizde kabukları ne olur? Çöpe atılır. Çöpe atılır, evet. Almanlar alıyor bunu işte. Grip çayı yapıyor. Bize de bunu satıyorlar parayla. Şimdi hocam kışa giriyoruz ya, bunun çayını içsek normal çay yerine o zaman korur bizi. Gayet tabii ki. Ama gripten kesin olarak, şimdi kesin olarak derken bak yakin, kesin bilgi %100 Allah'ındır. Talemune ilmel yakin. Ben hiçbir zaman %100 diyemem, haşa. Ama şu soğan kürünü uygulayanlar 15 gün günde 2 defa. Yalnız gastrit ve ülseriniz olmayacak. Evelallah gribe yakalanmazsınız. Baktınız ki grip, mrip, salgın bir şeyler duyuyorsunuz. Tamam. Hocam aşı, grip şimdi aşısı. Şimdi bakın efendim bu aşı için de konuşayım. Bak çok, sordunuz. Evet, çok, ben normalde konuşmam böyle şeyler üstünde. Ama konuşalım. Danimarka'da Sağlık Bakanlığı'na 3 yıl önce soruyorlar. Diyorlar ki efendim grip aşısı tamam, ithal ediyor musunuz? Hayır diyor. Ama isteyen vatandaşım olursa eczaneye ismini yazdıracak. Çünkü ben grip aşısına inanmıyorum diyor Sağlık Bakanı Danimarka. Ama diyor vatandaşın hakkına da saygı duyuyorum. Eczaneye adını yazdırır, parasını yatırır. Biz ay sonunda sayım yapacağız. Bu kadar grip aşısı ithal edeceğiz diye. Ama biz kimseye grip aşısı vurmuyoruz ve önermiyoruz diyor. Şimdi efendim bu grip aşısını bulan adamın kendisi zaten grip aşısına inanmıyor. Yani. Hocam ben niye özellikle sordum biliyor musunuz? Daha dün babama yazılmış 82 yaşında. Yani o kadar da ısrarla yaptırma dedim. Gitti yaptırdı. Tamam. Bir dakika kendi iradesidir. Karışamazsınız. Siz bilgiyi verin. Yaşlılar ne kadar seviyor hocam. O onu diyor kullanıyor. Oradan komşuma iyi gelmiş diyor. O ilacı da kullanıyor. Çok zararlı. İşte bunlar çok yanlış şeyler. Evet. Mutlak surette doktorunuza danışacaksınız. Bu söylediğimi de anlatın. Bak internete girin. 3 yıl önceki Sağlık Bakanı bayan konuşuyor. Hem de bir bayan. Ben ithal etmeyeceğim diyor.
Ama vatandaşım isterse adını yazdırsın, sayı çıkacak ortaya, ona göre ithal edeceğiz. Doktorunuzla siz gene de konuşun. Yani evet. Bunlar sağlık işidir. Ben sadece ön bilgi vermiş olayım. Tamam hocam, iyi yaptınız. Allah razı olsun tekrar. Evet. Mesela şunu söyleyeyim. 2013'ün grip aşısı 2014 için geçerli değildir. Mesela 2009'daki bir grip aşısı 2014 için geçerli değildir. Neden? Raf ömrü doldu diye değil. Diyelim ki raf ömrü değil. 10 yıllık raf ömrü var. 2009'u 2014 için kullanamazsınız. 2013 için kullanamazsınız. Neden? Çünkü grip virüsü her yıl şekil değiştiriyor. Ondan dolayı. Tamam hocam. Peki. 5 dakikamız geçti. Bunu da bitireyim istiyorum. 3 tane başak atıyorum içine. Karabaş otu. Evet. 3, 2... Tamam. 3. Attık. Kapatıyorum. Altını kapatayım mı hocam o sıcaklığıyla, olur mu? Biraz daha kaynasın mı? Yok yok, yeter o. Yeter, yeter. Değil mi? Altını evet. Kapatıyoruz. Ilımaya bırakıyoruz. Günde bir defa aç karnına içiyoruz. Sinirsel uykusuzluğumuz varsa sinirsel da yatmadan önce. Sinirsel uykusuzluğa da gayet iyi gelir. Yatmadan evet. Önce. Gribe karşı da koruyucu ve önleyicidir. Uykusuzluk çeken biri var mı? Buyurun. Kimde mikrofon? Evet. Ha, buyurun. Ben hocamıza çok değerli bilgilerinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Çok önemli şeyler öğreniyoruz. Programın başında da işte genetiği bozulmuş GDO'lu tohumlardan bahsedildi. Soykırıma uğramış tohumlardan bahsedildi. Ve bunların bizim bedenimiz üzerindeki etkilerinden, bizim bedenimiz üzerindeki yaptığı tahribattan bahsedildi. Programın ismiyle de ilgili bir sorum olacak. Bu yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların bizim ruh sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri oluyor? Bunlarla ilgili hocamızın fikirlerini öğrenmek hocama isterim. Hocama oturtayım ben. Derin konuya girdik hocam. Yorulmayın isterseniz. Yok, oturup konu, konuşalım. Bir 10 dakikamız konu, kaldı zaten. Konu derin değil ya. Konu... Ne bileyim. Şimdi bakın. Evet. Geçelim biz bence. Stüdyo sıcak ama. Orası bir de daha sıcak. Kaynıyor alttan hocam. Onun yüzden için diyorum, size çok niye sıcak orada, ben görüyorum buhar çünkü. Buhar orada kaynıyor. Buhar banyosuna terlediniz. Keçete alabilir miyiz? Diyorum niye birazcık. Terliyorum ben. Aha, bu taraf biraz ben görüyorum daha sizi orada. Evet. Serin yeri severiz yani. Şimdi efendim şunu söyleyeyim sizlere. Teşekkürler. GDO'lu ürünlerde verim %80 fazladır. Hibritte de böyle. Ama içindekiler %80 eksik. Mineraller, vitaminler, bizi hastalıklara karşı koruyan etkin maddeler var. Sebze, meyve sadece içinde mineral, vitamini sayarlar. Bir de antioksidan derler, değil mi? Duymuşsunuzdur. Antioksidant olmayan sebze, meyve, baharat ve tahıl yoktur. Hepsinin içinde antioksidant özellikler var. Az veya çok. Mineral hepsinin içinde var. Az veya çok. Vitaminler hemen hemen hepsinde var. Kendi grubuna göre işte B1, B2, B6 filan. Fakat en önemli şey bazı etkin maddelerin olmaması içinde. İşte insanlar çöp tüketiyorlar. Evet. Mesela büyük şehirlerde yaşayan insanlar eskiden daha çok sinirleniyorlardı. Allah razı olsun başbakanımızdan. TRT1'de bir program yapmıştık. Hatırlıyor musun? Evet. Ben ekmek üzerine konuşmuyordum. Evet, hemen sizi aramıştım. İki hafta üst üste ekmeğin bu şekilde insanları sinirli yaptığını. Çünkü neden? Buğday tanesinin kabuğunu sıyırıyorlar. Onun içinde vitaminler var. Sinir sistemini için çok gerekli. İçinde ruşeyim de var, onu da alıyorlar. Sırf nişastası kalıyor. Yani bu vitaminler eksildiği zaman siz ne yaparsınız? Kendinizi gergin ve sinirli hissedersiniz. Hissetmenin ötesinde tepkileriniz de sert olur. İşte bu en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bakın bu vitamini bulan, bir Danimarkalı doktor tavuklarını pirinçle besliyor. Bildiğimiz
pirinçle. Sonra bir ara bakıyor ki vitrinlere şey gelmiş, kabukları ayrılmış, sıyrılmış pirinç. Aa diyor, tavuklarıma bu daha iyi gelir diyor, onu veriyor. Bir ay sonra tavuklar paraliz oluyor. Ayakları çarpılıyor, boyunları düşüyor sinirlerinden. Yani biz buna felç diyoruz. Orada dikkatini çekiyor, bu acaba neden böyle oldu diye. İşte yanında bir kimyacı var. Onunla bunu konuşurken kimyacı diyor ki ben bunu analiz edip bakar bulurum diyor. Evet. Akimir kimyacı da. Ve sonunda bakıyorsunuz işte bu vitamin B6 vitamini bulunuyor. Evet. Bu şekilde bulundu o vitamin. Yani tavukları siz tekrar kabuklu pirinçle beslediğiniz zaman kabuklarında mineraller var ve vitaminler var. Dolayısıyla hayvanlar düzelmeye başlıyor. Evet. Tamam. Bütün olay bu. İşte bizde ekmek yediriliyorlardı. Bembeyaz ekmek. İçinde mineral de yok, vitamin de yok. Ne yapıyorsunuz? Nişastası çok yüksek oranda olduğu için. Nişasta demek şeker. Sabah kahvaltısında o beyaz ekmeği tüketen insan yarım saat sonra tekrar acıkıyor. Evet. Ama siz tam buğdaydan yapılmış olan ekmeği verirseniz sizi öğlene kadar tok tutar. Hocam sonrasında bir furya çıktı. Kepek ekmek tükettik ama kepeği o da yanlıştı. Ayrıştırıp sonra tekrar karıştırıp siz öyle söylüyorsunuz. Ekmekte o kepek taneleri gözükmeyecek. Tabii yani, ki. Onun ne da yaptılar? Bir kepekli yok. Ekmek olsun diye beyaz un, saf un. İçine evet. Karıştırıyorsun. İçine kepek atıyor. Al sana kepekli ekmek. Küllün yalan ve yanlış. Faydası yok. Yok böyle bir şey. Siz o tanenin doğal haliyle onu yapacaksınız. Öyle evet. Serpiştirmekle üstüne. Evet, bunu da özellikle söylemek istedim. Çünkü kepek diye alıyoruz, kesiyoruz. O tane tane gözükünce onun da bir efendim, faydası Efendim Anadolu'nun güzel bir lafı var. Kurban olduğum Anadolu. Dökme suyla bu kadar. Evet. Hocam Emre Bey şey sormuş. Ağız yaraları için çözüm var mı demiş Emre Çelikel. Evet. Yapacağı şeyi söyleyeyim. Papatya çayı. Bildiğimiz papatya çayı. Koyu bir papatya çayıyla ağzını çalkalayacak. Bir çay kaşığı ilk başta yakacaktır. Limon suyu. Bak onu da kullanabilirsiniz. Veya çözeltisi hazırlanmış propolis. Hepsini aynı anda denemeyin. Birinden biri size en güçlüsü gelecektir. Veyahut da yoğurt otu çayı. Evelallah o çok güçlüdür. Yoğurt otu çayı. Ağzınızda onu gezdireceksiniz. Bir iki defa gargarasını yapın. Sonra ağzınızda bekletin. Sonra yutabilirsiniz onu. Yoğurt otu. Evet. Bunlar evet. Çok ama çok faydalı. Gülcan Hanım, kirpik diplerimde kaşındı ve pullanma var diyor. İltihabı demiş doktor. Çapak yok, ne yapabilirim? Kirpiklerde. Evet. Kirpik dibi iltihabı. Hocam ne kadar çok hastalık var ya. Var tabii. Kıl kökleri iltihabı. Çünkü bakın kaşınızdaki saçın, kaştaki saç teli mi diyelim? Evet. Hı. Kirpikteki tamamen farklıdır mekanizmaları. Aa. Aynı şey değil. Onun için mesela kollarınızın üstündeki tüyle evet. Saçınızdaki tamamen farklı şeylerdir. Onu söylemeye çalışıyorum. Kirpik de farklı. Onların hormon pathway'leri yani oluşumları da farklı. Şimdi o gök yani kirpik diplerindeki iltihaplanma değil mi? Evet. Onu lütfen bana not alın. Şeye ofise sor Nuray kızım. Tamam. Önümüzdeki hafta ben onun cevabını vereyim. Yarın veririz notlarımda hocam. Notlarımda var. Ha yarın veririz yarın inşallah. Yarın veririz. Tamam. Ben hatırlatırım size. Tamam. Ben günleri bilmiyorum. Ben hatırlatırım hocam. İnanın değerli misafir gerçekten. Benim cumartesi pazarım tatil yoktur. Ben yok hep hocam, çalışırım. Tatil yok hocam, hiç tatile gitmiyor. Sabahlara kadar çalışıyor ben yakinen bildiğim için. Yani Allah ben hayatımda da tatile gitmedim. Tam yani. Bilim hiç adamısınız hocam. Hiç ihtiyacım olmadı. Tatile gidip ne yapacağım? Oturacağım bir yere. Şezlong'a güneşleneceksiniz hocam. Hayır, güzel yok, oluyor. Yok. Allah korusun ya. Şöyle bir çevirme oluyor. Bana göre şey değil. Yani ben en çok şu arabada geçen
zamana kızıyordum ama şimdi bilgisayarım filan arabada. Onunla rahat rahat çalışıyorum. Zaman kaybetmiyorum yani ama arabada çalışabiliyorum. Sağ olsun Mahmut Bey de işte arabayı o kullanıyor. Gayet mutlu gidiyorum. Ama eskiden kendim kullanıyordum. Çok fena kızıyordum yani. Yazık zamana üzülüyorum. Evet. Şimdi bakın bir şey anlatayım mı değerli izleyicilerimize? Vakti açtık zaten. Boş verin hocam anlatın. Bütün tren Belçika'dan kalkıyor. İşte o meşhur ekspres. Bütün her yerde zamanında duruyor kalkıyor. Ne zamanki Kapıkule'den içeri girince tren bir türlü kalkmıyor. Şimdi vatandaşlar, yabancılar filan da var. Diyor, bu niye kalkmıyor diyor. Bak orada kırmızı şapkalı birisi var diyor. Hareket memurudur o. Git ona sor diyor. Ona gidip soruluyor. Türk şimdi yanında tercüman ya. Bu ne zaman kalkacak diye soruyor. O da tercüme edecek yabancı misafire. Eli kulağında diyor. Tamam. Hocam ben bunu yaşadım. Sınır kapısından geçtik. İran'a gitmiştim bir düğün için. O taraftan normal geçtik. Bizim taraftan geçemiyoruz. Bir de böyle arada kaldık. Önümüzde arkamızda demir parmaklıklar var. Resmen parmaklıkların arasında kaldık. Diyorum niye geçemiyoruz? Görevliler uyuyor dediler. Bayağı biz 2 saat falan uyanmalarını bekledik. Evet, böyle rahatız bu işler hocam, yani. Rahatız. Zaman kadar kıymetli hiçbir şey yok. Yani, keşke imkan olsa da alabilsem diyorsunuz hani. Tabii, zamanı satın alabilsem mesela diyorsunuz. Adam orada bir dozer bir yeri kazıyor. Eli arkasında saatlerce onu seyrediyor. Ya Rabbi ne büyük sabır. Yani inanın mümkün olsa orada durduğu o 3 saati satın alacağım. Ver bana diyeceğim ki onunla da çalışabileyim. Ama böyle bir şey mümkün ki değil. Ki bütün vaktinizi... İnsan ömründe gün 24 saat, evet. Onun üstünü 27 saat yapamıyoruz. Ki sabahlara kadar çalışıyorsunuz hocam. Evet. Allah razı olsun. Allah vekilimdir. Yani bugün 2 saatlik uykuyla buradayım. Yani yok çalışıyorum. Biz de dua ediyoruz hocam. Uyumam da mümkün değil çünkü kafamda formüller uçuşuyor. O zaman hocamın her, ben sürekli sizin şeylerinizi anlatıyorum. Hocamın her yerde kağıtları var böyle. Yazıyor böyle formüller, sayfalarca formül. Aklıma gelirse diyor hemen oradan çözümlüyorum. Tabii unutuyorum. Not almazsam unutuyorum. Klişe kayıyor. Ucunu başını bulamıyorsunuz. Ne düşünmüştüm, nasıl yapmıştım gelmiyor aklıma. Evet hocam süremizi doldurduk. Gülcan Hanım'la bitireyim. Evde en çok kullandığım cümlelerden biri hocama ait. Dünyada çöp diye bir şey yoktur. Ufkumuzu genişletti, yolumu aydınlattı demiş. Allah razı olsun. Bu tür geri dönüşlerle hocam işte günde 2 saat uykuyla çalışmalarına devam ediyor. Kendisine hiç vakit ayırmıyor. Bugünün de sonuna geldik. Hocamdan 1-2 söz de alacağım. Onun sonrasında artık bugünü veda edeceğiz inşallah. Buyurun hocam. Evet. Şimdi ya bugünün sözünü ben... Söz için değil hocam, veda cümlesi. Peki. Ben şöyle söyleyeyim. Bakın bana birisi sorsa, not almak dedim ya, çocuklarınıza bunu lütfen öğretin. Bu ortaokul hayatında başlar. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetlik babam benim hocamdır, benim veli nimetimdir. Not alacaksın oğlum, yaz derdim. Yaz. Bana diyelim ki söyleyin, atıyorum kafadan 1971 bugün neredeydim? Bugün ayın 27 Aralığı ve hangi konu üzerinde çalışıyorum? En fazla 5 dakika, bilemediniz 10 dakika. Pat diye cevabını veririm. Hangi kitabı okuyorum, hangi formüller üzerine çalışıyorum, nasıl yapıyorum bunu? Akşam... Benim defterlerim var, bir sürü böyle artık yığıldı onlar. Oraya not alırım. Hangi kitabı okudum, kaçıncı sayfasında, yazarı kim, onu oraya not alırım. Ve o günkü çalıştığım konu neydi, ne düşünerek ben onu buldum, oraya yazıyorum. Şimdi aradan 20 yıl geçiyor. O konuya döndüğümde çok hızlı dönebiliyorum. Hangi kitabı okuduğum belli, nasıl düşündüğüm belli. Yani benim hayatımın her günü yazılıdır. Ve bir şey öğrenmeden, yeni bir şey öğrenmeden ben yatağa girmem. Bütün hayatım protokollüdür. Konuşmanızdan sözü çıkarttım.
dünüyle bugünü aynı olan ziyandadır diyoruz. Bugünü nihayete erdiriyoruz. Yarın için çok daha güzel bir gün, çok daha Allah rızasına uygun bir gün yaşamak ümidiyle diyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.